Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. 27 Ocak Cumartesi ocağı da yedik bitirdik. Yavaş yavaş yerel seçimlere doğru geliyoruz. Ve tabii hayatımıza farklı farklı söylemler geliyor. Tabii söylerken biraz korkuyorum ve çekiniyorum. Yani sikinflasyon tam da böyle yani biliyorsunuz biz ülke olarak hiçbir şeyin çok normaline takılmayız. Her zaman böyle bir hep bir 2-3 adım ileride olmamız lazım. Yani biliyorsunuz millet faizin arttırırken biz indiririz. Millet indirirken biz arttırırız. Millette enflasyon olur, bizde sikinflasyon olur, şirikflasyon olur. Nedense de hep bu başında bir S harfi var. Hani bunun boyutunu tabii görmek lazım. Biz hani genelde zencilerle ifade etmeye çalışıyorduk. Meğersem bu enflasyonun başına S gelince sikinflasyon, şirinkflasyon gibi çeşitlerimiz var. Nereden buyurursan al. Şimdi hep şunu söyledik. Arkadaşlar öyle bir dönemden geçiyoruz ki birazcık ne yazık ki bu bizim ahlakımızla da ilgili bir şey. Yani bu şimdi sikinflasyonun açıklamasında ürünlerin gramajlarıyla ve miktarlarıyla oynayarak satan kişiler halkı bir şekilde çaktırmadan hani atıyorum 120 gram ürün satıyorsa 80 gram satıyor ama aynı fiyata satıyor. Ne oluyor? %30, %40 enflasyon yapmış oluyor. Bu da genelde Türklerin aklı çalışacağı şeyler bunlar hep. Normalde dünyada pek başarılı kimsenin aklı çalışmaz. Çalışsa da zaten kimse yemez. Ama bizimkiler yiyor. Şimdi bu işten biraz da biz sorumluyuz. Yani çuvaldızı biraz kendimize batırmak lazım. Şimdi eskiden hep şunu derdik. Ya işte kardeşim bak işte dolar %30, %40 devalü oldu. Ürünlere de %30, %40 zam geldi. Tamam mı? Tamam. Şimdi dolara yerinden kıpırdamıyor. Yani dolar her ay %2 çıkıyor. Ama siz bırakın her ay, her hafta markete veya restoranta gittiğinizde her seferinde bir %10, %10, %10. Yani dolar sadece Türkiye'de %2, %3 yükselirken zamlar ayda %15, %20, %30 geliyor. Şimdi bunu kim yapıyor? Şimdi diyorsun ki mesela ne oldu diyorsun? Gene zamlanmış bu. İşte daha bugün sabahleyin bana bir mesaj geliyor. İşte okulla ilgili bir şey. Arkadaşlar işte atıyorum ücreti diyelim ki 1000 lira, 1400 lira yapmışlar. %40 ne oldu abi? Yani abi dolar çok çıktı, maliyetimiz arttı. Lan oğlum dolar nereye çıktı? Dolar 3 aydır, 4 aydır aynı yerde. Tabii burada hikayeyi başa sarmak lazım. Yani 2 sene önceyi. Zaten sıkıntı şurada kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 10 Şubat'ta İstanbul'da çok güzel bir seminer vereceğiz. Allah kısmet ederse. Türkiye'de yatırım yapmak, uzun vadeli yatırımcı olmak ne demek? Sadece almak mı, satmak mı? Şu anda arkadaşlar 2 yıldır şunu gördük. Dolarda ve altında bekleyen, faizde bekleyen herkes para kaybetti. Ve hani bunu ister bilerek yapıldı deyin, bir şekilde bu orta sınıf fakirleştirildi arkadaşlar. Yani bugün dolarda bekleyen insanlar herhalde 2 yıldır %30, %40 alım güçleri düştü. Niye? Eskiden piyasa yani dolarda çıkardı, enflasyonda çıkardı. Şimdi ne oluyor? Biz normal şartlarda aslında enflasyonu kontrol altına almamız lazımken doları kontrol altına alıp enflasyonu coşturduk. 2 sene 3 sene önce dünya faiz arttırıp parayı kısarken enflasyonu düşürmeye çalışırken biz enflasyon öyle düşmez böyle düşer deyip para dağıttık. Para dağıtınca ne oldu? Ev fiyatlarını patlattık, araba fiyatlarını patlattık. Şu anda insanlar ne ev alabiliyorlar ne araba alabiliyorlar. Bütün piyasa kilitlendi. İnsanların alım gücü %30 düştü. Ve şimdi insanlar ne yapacağını bilmiyor. Şimdi de karşımıza sikinflasyon çıktı. Devamlı bir şey buluyoruz abi. Peki bu ne olacak? Şimdi insanlar şöyle diyor. İşte abi işte doların adil değeri 60, doların 60 lira olması lazım. Peki kardeşim sen şöyle düşünebiliyor musun? Dolar ayda %2 çıkarken %30, %40 zam geçiren sikinflasyoncular dolar 30 liradan 60 liraya çıkarsa ne olacağını tahmin edebiliyor musun? Yani o sikinflasyonun başına kaç tane S koyabileceğini. Ne yazık ki bu noktaya geldik. Öyle bir noktaya geldik ki yani bu politikanın zaten hani patlaması ki hani zaten 2-3 yıldır geldiğimiz durum ortada. Yani hem doları yani şimdi bir kere enflasyonu biz hortlattık.
İnanılmaz bir para bolluğu var. Bu arada yan tarafta koskocaman bir KKM duruyor. Liralaşma dedik. 80 milyar dolar orada para var. Ve KKM artık sonlandırılıyor. Yani bu sefer ne oluyor? KKM'den çıkan adam ne yapacak? %45'te parasını faize bağlamıyor. Bu sefer dolara gidiyor. Bir bakıyorsunuz bu hafta açıklanan rezervlerde 5.2 milyar dolar falan bir azalış var. E şimdi bu KKM'deki para nereye gidecek? Bir ara şey diyorlar. KKM'deki para borsaya gelir mi? Ha gelir bak. Ne oldu sonra borsa çöktü. Şimdi bu arada borsa hakkında da arkadaşlar yarın güzel bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Geçen sefer ne yaptık? Gerçekten çok güzel bir canlı yayın yaptık değil mi? Yaklaşık 10 tane hisse senedi verdik Endeks 30'da. 2024 borsa stratejisi yabancının aldığı 10 hisse diye bir yayın yaptık tam 3 hafta önce. Arkadaşlar 3 hafta önce yaptığımız yayındaki hisseler bugün nereden baksanız herhalde %15, %20 hiç artmayan arttı. Şimdi bizler bu işi daha profesyonel yapan, hayatını bu işten kazanan, eğitim veren insanlarız. Şimdi YouTube'da geçen gün bir içerik verdim. Normal şartlarda Trade Academy Pro'da işte her sabah verdiğimiz analizi, özel analizi. Ya dedik ki hani insanlara da verelim, insanlar da faydalansın. Hadi Cuma günü bir şey olsun. Orada verilen hisselerin arkadaşlar 7-8 tanesi Cuma günü %7, %8, %5'ten aşağı yapan senet olmadı. Ve sadece 3000 kişi izledi. Şimdi sonra diyorlar ki bana, Burak hocam eskisi gibi yayın yapmıyorsun YouTube'da. E tabii yapmıyorum. Niye yapayım? Çünkü arkadaşlar bakın öyle bir algoritma var ki sunduğunuz içeriğin kalitesi hiç önemli değil. Ya böyle çizgi film gibi videolar göstereceksiniz. İşte ya işte dolar öyle olacak böyle olacak diyeceksiniz. Ya siyaset yapacaksınız. O zaman şimdi siz bu işi yapıyorsanız da yani şimdi arkadaşlar YouTube'dan gelen para 200 dolar. Şimdi siz bunu para için yapmadığınız çok belli değil mi? Bir hani yaptığın işin bir karşılığını gör nedir o izlenme, beğenme falan filan. Abi ağzına kadar içerik veriyorsun. 5000 kişi izliyor, 3000 kişi izliyor. Salak saçma bir video çekiyorsun, 30.000 kişi izliyor. Abi diyorsun ki o zaman, ya ben o zaman bunu profesyonel yapayım. Yani hakikaten bu işi öğrenmek isteyen, kendi parasını yönetmek isteyen, bu işi bilerek yapmak isteyen insanlara sunayım. O yüzden de böyle yapıyoruz. Yani o yaptığım mesela videoyu da kaldırdım. Şimdi mesela yarın akşam gene özel bir video yapacağım. Borsa ile ilgili çünkü şu anda borsa ile ilgili güzel gelişmeler var. Yeni bir yayın yapacağım. Aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz. Kendi hisse sorularınızı veya borsa hakkında ne konuşmamı istediğinizi bunu yapacağım. Bu arada tekrar edeyim. Arkadaşlar beforethenews.com tarafında son üstad bükücü 10 Şubat'ta İstanbul'da harika bir seminer olacak. Finansal piyasalarla bildiğiniz bütün size anlatılan yalan dolanın ifşa edileceği bir seminer olacak. Türkiye'de nasıl yatırım yapılır? Bugün işte Bitcoin, altın, borsa nasıl faydalanabilirim? Akşamına da çok güzel bir yemek. Gene 10 Şubat saat 6.30'da Bostancı'da sahilde harika bir yemek. Bu etkinlikleri arkadaşlar beforethenews.com etkinlikler bölümünden alabilirsiniz. İkisini de. Bu arada Trade Academy Pro'nun yani Pro versiyonun bir aylık bölümü açıldı. Özellikle hani ya hocam ben bir ay bunu göreyim diyen insanlar için bir aylık bir bölüm açıldı. Eğitimlerle ilgili de bana ulaşmak isteyen insanlar bu bölümden ulaşabilir. Özellikle Trade Academy yani eğitim alanlara Trade Academy Pro'yu biliyorsunuz bu dönem hediye ediyoruz. Çünkü yaklaşık 30 saatlik bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Ve ondan sonra da Pro ile beraber her pazar seminerler, her sabah size özel analizler, hisse senedi önerileri. Yani hem aslında bir nevi finansal danışmanlık alıyorsunuz, hem eğitim alıyorsunuz, hem seminere katılıyorsunuz. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar kimseye ihtiyaç duymuyorsunuz. Veya biri bir şey anlattığı zaman ben, Ahmet, Mehmet artık onları bilerek dinlediğiniz zaman belki izlediğiniz insanların en az %70'ini eliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya yok ya bu siyaset yapıyor. Bakın ekonomi yorumcularının çoğunda şu var siyaset yapma hastalığı. Ya dolar öyle olacak, dolar öyle olacak, dolar öyle. Ya arkadaş işte bir yıldır hiçbir şey olmuyor. Niye başka ürünlere bakmıyorsun? Altın gidecek, altın gidecek, altın gidecek. Ya arkadaş işte bir yıldır geldiği nokta ortada. Dolar TL'ye gitmese gram altın yükselmeyecek. Çünkü dünyada ons altın 3 yıldır aynı yerde.
Ama farklı enstrümanlar var. Bitcoin var, altcoin var, borsa var. Ama bunlara alıp satabilmeniz ve kendinize fark yaratabilmeniz için bunları ne zaman alıp ne zaman satacağınızı, dünyada para nasıl el değiştiriyor, yön değiştiriyor, trend nereye akıyor, bunları bilmeden yapamazsınız. Bunları bilmeden yaptığınız zaman işte zaten elinize yüzünüze bulaştırır. Ne olursunuz? Uzun vadeli yatırımcı. Yani bu enflasyonun sikinflasyon olması gibi siz de yani piyasaya girip parasının %30'unu kaybeden herkeste şu var. Abi ben zaten uzun vadeli yatırımcıyım. Zaten artık başka şansın yok. Tabii ki zarar etmez misin? Edersin. Ama en tepede mal alıp da zarar etmenin bir anlamı var mı bir üründe? Ha bir ürün gitti çok mu yükseldi? Tamam bırak nereye giderse gitsin. Alma artık ona. Geçti trende başka yerlere bak. Ama biz ne yapıyoruz? Koştur koştur alıyoruz. Çünkü niye? Etkileniyoruz. Onu dinliyoruz, bunu dinliyoruz. Daha gidecek, öyle olacak, böyle olacak. Yapışıp alıyoruz. Olmaz abi. Uzun vadeli yatırımcının anlamı bu değil. Size anlatılan. Al unut hiçbir şey olmaz. Al bekle, al bekle. İşte 10 Şubat'taki seminerde bütün bunların nasıl yalan olduğunu ve bu işin aslında ne kadar zor, ne kadar disiplin, ne kadar emek gerektiren, yani bu işin, bakın eğitimlerden sonra insanlardaki en büyük değişiklik şu oluyor. İnsanlar artık korkmaya başlıyor. Diyor ki, hadi ya diyor, bu iş böyle miymiş? Evet abi, korkacaksın. Yani mesela şunu diyebilirsin, hocam nasıl ya, adam eğitim oluyor, korkuyor mu? Abi korkmak güzel bir şey. Çünkü cahil cesaretiyle iş yaptığınız zaman, çünkü hiçbir şey bilmiyorsun, alıyorsun, başına daha önce bir şey gelmemiş. Ama ne oldu? Cahil cesaretiyle 2023 yılında, 2022 yılında para kazanan herkes 2023 yılında o paraların hepsini ve fazlasını kaybetti. Ama şimdi bilerek bu işi yapan adam o cahil cesaretini gösteremiyor. Çünkü niye? Ha diyor bak böyle olur, şöyle olur, şuna dikkat edeceğim, buna dikkat edeceğim. Kafada bir sürü süzgeç var. Hemen o senin yaptığın gibi tık diye o tuşa basamıyor. O tuşa basmadan önce böyle düşünüyor 3-4 kere. Bu işte bu çok güzel bir şey. Çünkü demek ki artık sen paranın değerini biliyorsun. Paranı korumaya çalışıyorsun önce. Abi bir an önce köşeyi dönmem lazım. İşte bak köşeyi dönenlerin sonu gördük. Herkes ana parasını bıraktı. Yani ana paramdan anam kaldı diye millet ortalıkta geziyor. Bu işler öyle kolay işler değil. Ama zor işler de değil. Bakın Twitter'a bazen koyuyorum. Daha bir günlük eğitim alan insanlardaki değişim. Çünkü niye? Bir işi insanlara 30 saatte öğretemezsin. Ama 30 saatte öyle şeyler anlatırsın ki o işin bütün püf noktalarını anlar. Hata yapmaz mı? Gene hata yapar. İnsanız. Biz hata yapmıyor muyuz hala? 25 yılımızı bu işe vermişiz. Biz hata yapıyoruz hala. Çünkü insanız. Çok normal. Olur bir anda bir yani denk gelir, egon tutar, inatlaşırsın pozisyonda ve bedelini ödersin parayla. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Ama emin olun o 30 saatlik eğitimden sonra bak buna göre bunu artık o zaman kafa daha donanımlı oluyor. O zaman hata yapma riskin azalıyor. Hata yapma riskin azalınca ne oluyor? Bu işte arkadaşlar hatayla bu işi öğrenirsiniz. Ve hatanın bedeli de paradır. Sen zannedersin ki eğitim pahalı. Esas eğitimi piyasa verir. Sen aslında eğitime 3 kuruş para verirsin. Daha sonra piyasada her yaptığın hatanın bedelini parayla ödediğin için çok ciddi paralar kaybederek bu işi öğrenirsin. İşte akıllı adam o para kaybetme rencini azaltır. Ne yapar? Dinler. Ha buna dikkat edeceğim ve yapacağım. Arkadaşlar bakın 2024 yılında gene birçok şeyi sadece dolar ve altında durarak paranızın gene değerini kaybedeceksiniz. Borsa her zaman bir fırsattır. Düşüşler olur, çıkışlar olur ama her krizlerinde bir çıkışı olur. Her çıkışında bir düşüşü olur. Doğru timingde girip çıkmayı becerebilirseniz borsa her zaman çok iyi bir alternatiftir portföyünüzde. Ama insanlar borsadan korkar. Niye? İnsanlar bilmediği şeyden korkar. Peki niye öğrenmiyorsun? Zamanım yok. Zamanın yoksa o zaman paranı koruyamazsın. Abi ben paramı enflasyona karşı koruyayım yeter. Bitti o dönem. Bitirdiler. Eskiden paranı faize koyuyordun veya dolar alıyordun. Enflasyon kadar artıyordu. Paranı koruyordun. Ne oldu 3 yıldan beri? O dönem bitti.
O yüzden arkadaşlar önce emek sonra ekmek. Artık 3 kuruşa 5 köfte de yazık ki yok. Yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi Trade Academy Pro'ya eğitimlerle ilgili zaten onu hediye yapıyoruz. Şubat'taki seminer gerçekten çok keyifli olacak. Akşamına da çok güzel bir yemek olacak. Yine böyle eğleneceğiz. Biliyorsunuz İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yapıyoruz. Hem çok güzel birbiriniz arasında dostluklar, networkler kuruyorsunuz. Hem bizle çok yakın sohbet ediyorsunuz, gülüyorsunuz, oynuyorsunuz. Kakara kikiri yapıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. İnsanlarla iç içe olmayı ben seviyorum. Çünkü elimizden geldiğince burada dürüst ve kimseye yanlış bir şey yapmadan yayınlar yaptığımız, kimseyi etkilemediğimiz, kimseyi kandırmadığımız için çok rahatız. O yüzden de çok rahat insanlarla samimileşebiliyoruz. Ama biz insanları kandırsaydık, buradaki bu gücümüzü kötü yollara kullanıp, insanlara mal pazarlayıp, kolay yoldan para kazansaydık, başka insanlar gibi, insanlar bizim yüzümüze tükürürdü. Veya insanların karşısına yakınına gelecek şeyimiz, cesaretimiz olmazdı. Siz doğru işler yaptığınız sürece insanlar da ha şu çok güzel oluyor. Herkesin bir kitlesi var. Yani benim bir kitlem var ve herkesin kitlesinin bir IQ seviyesi var. Ne yazık ki her işte olduğu gibi az iş güzel iş. Ama nerede çokluk? Çünkü hani dediğim gibi işte dolar 60 olacak de 500 bin kişi izler. İşte veya herhangi bir parti üzerinden yorum yap. Siyasi yorumlar yap, 500 bin kişi izler. Ama bizim gibi sadece işini yap, doğru olanı söyle. Bazen sevimsiz ol, insanların suratına acı acı gerçekleri söyle. Sevilmezsin. Az kişi izler ama akıllı adam izler. İşte akıllı adamla da o yüzden oturur yemek yersin, seminerde güzel dostluklar kurarsın. Akıllı adamla iş yapmak, akıllı adamla yan yana olmak güzeldir arkadaşlar. Boş beleş adamla sohbet adamı yorar. Herkese iyi haftalar. Yarın akşam dediğim gibi güzel bir borsa yayını yapacağım. Yorumlara yazabilirsiniz merak ettiğiniz şeyleri. Güzel böyle bir yayın yapalım bakalım. Videoyu da beğenir paylaşırsanız daha çok insan görür. Yarın akşam da daha çok insan katılır arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi pazarlar.